Merhaba sevgili Kovalar ve Yükselen Burcu Kova olanlar. Ağustos 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, yılın bu zamanı Ağustos ayı sizin için her zaman önemli olmuştur. Gökyüzündeki geçişler, yeni ay ve dolunay döngüsü yaşamanızda çok belirleyici olabilir. Güneş ayın 22'sine kadar Aslan Burcu'nda 7. evinizde parlayacak. Burası sizin ilişkilerinizi yöneten ev. Ve 4 Ağustos'ta 12 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğuyor. Yeni ay ilişki dinamiklerinizle ilgili yeni bir başlangıcı, yeni bir açılımı ortaya çıkarabilir ve kuşkusuz bunlar yaşamınızda çok önemli kapılar açabilir. Genel olarak güzel bir yeni ay. Jüpiter'in ve Mars'ın size destekleyici bir pozisyonda İkizler burcunda olması ve yeni aya olumlu bir açıda olması yeni ayında daha şanslı, daha bereketli, hayatınızda daha olumlu tesirler getirme olasılığını arttırıyor. Evet şimdi burada tabii ki bir tanışma olabilir, güzel bir teklif alabilirsiniz. İlişkiler deyince bir arkadaşlık, evlilik, bir flört, belki bir işbirliği, ortaklık ve benzeri konularda önemli bir etki getirmesini bekleyebiliriz. Evlilik kararı alabilir, teklifi alabilirsiniz ortaklı işlerinizi de destekliyor bu yeni ay. Ve tabii ki evliyseniz muhtemelen eşinizle birlikte çok daha hareketli ve verimli bir süreçte olacaksınız. Birlikte bir şeyleri karar vermek gibi bunlar çocuk sahibi olmak ve çocuklarla da ilgili olabilir. Birlikte yapılacak faaliyetler, paylaşımlar, eşinizin hayatındaki bazı güzel projeler, gelişmeler ve benzeri alanlarda da tesirleri arttırabilir. Evet, sabit burçlarımız ve tüm kovalar önemli etkiler alabilirler. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşinizle yükselen burcunuz 12 derece ve yakınlarındaysa 8-16 derece aralığı özellikle en önemli etkileri alabilir. Bu yeni ay sizin için çok hızlı çalışabilir, çok tesirli olabilir. Şu sıralarda Jüpiter'in ve Mars'ın da ikizler'deki pozisyonu tam da bu alanlarda, bu derecelerde çok güzel destekler veriyor. Evet, yeni ay 4 Ağustos'u takip eden 2 haftalık süreç içerisinde etkilerini gösterecek değişimleri, başlangıçları hayatınıza katacak. Beşinci evinizde Jüpiter Mars var. Yani bu da gerçekten bu ay çok hareketli olduğunuzu özellikle iletişim yönünüzün çok hızlandığını gösteriyor. Sosyal alanlarda kendinizi ifade ediyorsunuz, konuşuyorsunuz, anlatıyorsunuz, fikirleriniz var, projeleriniz var ve bunlar çok dikkat çekiyor. Sahnede olduğunuz bir aydasınız. Özgüveniniz de yüksek. Dolayısıyla herhangi bir alanda yeteneklisiniz ve bu yeteneklerinizi ifade ediyorsanız, sahnedeyseniz etraftaki kişilerin dikkatini çekebilirsiniz. Bu size bir başarı getirebilir. Sosyalleşebileceğiniz bir dönemdesiniz. Ve özel hayatınızda özellikle aile konuda bir çocuklarla ilgili alanlarda güçlü etkiler var. Ve çocuklarla bol bol zaman geçirmeniz, kalabalıklara dahil olmanız, çocuklarla birlikte paylaşımlar yapmanız da mümkün görünüyor. Ay ortalarında biraz masraflarınız artabilir. Yani bu etkileşimler, işte seyahat, tatil, çocukların beklentileri, harcamalar ya da keyif için yaptığınız harcamalar biraz para konularında sizi biraz zorlayabilir. Yani böyle bir tıkanıklık, bir yetersizlik böyle bir hissedebilirsiniz. O yüzden finansı da mümkün olduğunca iyi yönetmeye çalışın. Daha dengeli, daha istikrarlı, daha planlı hareket etmeye çalışın. E, sevgili kovalar. Ve Merkür retrosu var. Merkür ayın 5'inde e, Başak'ta başlayacak gerilemeye ve büyük oranda da Aslan'da devam edecek. 29'una kadar devam edecek. Bu durum zaman zaman hani eşinizle, partnerinizle bazı konularda bir şeyleri anlaşmak, yani konuştuğunuzu, çok iletişim kurduğunuz ama bazı konuları tekrar tekrar konuştuğunuz ve anlaşmaya çalıştığınızı işaret ediyor. Eğer böyle ertelediğiniz bir sorun var da, hani görmezden geldiniz ya da gözden kaçırdınız. Şimdi bu ay eşinizle, partnerinizle ya da ortağınızla hani bu konuyu daha fazla konuşmanız tartışmanız gerekebilir ama çözüm de bu ancak bu şekilde bulabilirsiniz. Aslında sistem size bu görmezden geldiğiniz konuyu konuşmanız ve çözmeniz için de bir fırsat sunuyor. Bu dönemde tabii ki biraz nostaljik etkiler çıkarabilir bu. Yani işte eski arkadaşlarla, eski ilişkilerle bağlantı kurmanız, karşılaşmanız, işte ve ne böyle işaretler gelmesi falan mümkün. Ee, bu dönemde biraz böyle ikili ilişkilerde anlaşmalarda zaman zaman rötarlar olabilir duraklamalar olabilir ee, böyle dönemlerde şartları zorlamayın biraz oluruna bırakın hani illa da böyle anlaşacağız illa da işi şimdi çözeceğiz diye inatlaşmayın o zaman sıkıntılar artabilir yani eğer ilerleyemiyorsak duracağız bekleyeceğiz ee, eğer bir sorun varsa onu görmeye çalışacağız ee, yavaşlamak bazen iyidir işte Merkür retroları biraz daha böyle odaklanmamızı yavaşlamamızı e, istiyor bizden bu dönemde özellikle ve ayın 19'unda önemli bir dolunay var Evet burcunuzda bu yıl yaşayacağımız Dolunay 27 derece kova burcunda e, güçlü bir dolunay zor bir dolunay Öncelikle bunu söyleyeyim neden Çünkü bu Dolunay Uranüsüste tam partil açı yapıyor e, Uranüs algol hattında 27 derecede e, Merkür retrosu tam işin içine dahil oluyor. Yani dolayısıyla biraz bu sabitlerde bir tıkanıklık, böyle bir e, zorlanma ve beklenmedik durumları hani tetikleyebilecek bir doluna enerjisi bu. Dolayısıyla sürprizlere hazır olun. E, dolayısıyla stresleri iyi yönetmek lazım. Şimdi tabii genelde de hani kolektif alanda da beklenmedik durumlar olabilir. Ne olabilir? Şey, zaten dünya karışık, jeopolitik alanlarda stresler artabilir ekonomik alanda baskılar artabilir, doğa olayları tetiklenebilir ki mümkündür, bunların yansımaları olabilir, heyecan duyabileceğiniz ani gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Dolayısıyla bu dolunay ve dolunayı takip eden günlerde her şeyden önce kendinizi, tepkilerinizi, e, hareketlerinizi iyi yönetmeniz gerekiyor. E, sağlığa da tabii ki dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü sağlık konularında hassasiyetlerin artabileceği bir dönem tansiyon sorunları, işte dolaşım sistemi problemleri, kalp problemleri, nörolojik sorunlar, beklenmedik böyle ani kazalar tetiklenebilir dolunay etkisiyle. Mutlaka siz yaşayacaksınız anlamına gelmiyor. Yani bu eşinizle ilgili bir konu, aileyle ilgili bir konu, ebeveynlerle ilgili bir konu tetiklenebilir. Çünkü Uranüs sizin aile, ev, yuva alanınızda. Ya da işte yaşadığınız yerle ilgili böyle ani bir durum, evle ilgili, hani böyle bir beklenmedik gelişme hızlanabilir, gündeme gelebilir. Stresleri iyi yönetmemiz gereken bir dönem. Ama herkes etki almıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Mutlaka dolunayla derece olarak hani gezegenlerinizin temas etmesi burada önemli. Güneşiniz ya da yükselen burcunuz 27 derece ve yakınlarındaysa yani 25-30 derece aralığındaysa o zaman bireysel olarak etki alabileceğinizi unutmayın. Daha fazla dikkatli olmanız gerekir kendiniz için aileniz yakınlarınız için bu dolunayda özellikle sevgili kovalar ayın 22'sine güneş artık Başak Burcu'nda parlamaya başlayacak Venüs ayın genelinde Başak Burcu'nda olacak e bu da bir miktar aslında parasal konularda bizi destekleyen konuların olabileceğini gösteriyor yani Venüs paraya bir ihtiyacımız olduğunda bunu daha rahat bulabileceğimizi gösteriyor aslında ayın 22'sinden sonra para ve finans konularına daha iyi odaklanmaya başlayacağız. Merkür'ün de ileri harekete dönmesiyle beraber 29'undan sonra bu sıkışık, bu tıkanık konular, hani kişisel olan, daha çok ilişkiler ve aileyle bağlantılı olan konular biraz daha rahatlayıp çözülmeye başlayacak. Hani biz de işe, güce, para konularına ayın son günlerinden itibaren daha iyi kanalize olabiliriz sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın.